Merhaba. Merhabalar. Eskişehirspor'la bir küme düşme oldu. Galiba yola devam eden çok az isimden biri sensin. Eskişehirspor'da kalma sebebin neydi? Eskişehirspor'da kalma sebebim neydi? Eskişehir gibi bir kulübü düşürdüysek tekrardan kaldırma bize düşüyor. Tekrardan kaldırmak için burada devam ediyoruz işte. Eskişehir'in armasının büyüklüğünü de biliyoruz. Taraftarın büyüklüğünü biliyoruz. O yüzden kalma yönünde karar verdik. İnşallah gelmiştir yani ikincilikten, üçüncülükten duyuyoruz. Evet. Neden reddettin? Ya reddetme... Her şey para değil diyorsun. Her şey paradan yana, yani başkanlarımızın özverili çalışmaları falan. Yani gerçekten burayı bırakıp da gidilmeyecek dereceydi. Ya bırakıp da gidemedik ya, öyle diyelim. Yeni sezon çalışmaları başladı, antrenmanlar sürüyor. Sizde çalışmalar nasıl gidiyor sence? Çalışmalarımız çok iyi. Arkada yeni katılan arkadaşlarımız falan, yani birlik beraberliğimiz gayet iyi. Gerçekten özverili çalışıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Ya dışarıda da bunu, arkadaşlığımızı dışarıda ne kadar iyi yaparsak sahanın içine de o kadar yansıtırız. En iyi şekilde olabilmek için uğraşıyoruz. Sen futbol hayatında çok hocayla çalıştın da, evet. İbrahim Hoca için neler düşünüyorsun? İbrahim Hoca'yla ilk burada tanışıyorum işte. Burada tanıştık. Çok iyi, çok düzgün bir hoca. Yani işini bilen bir adam zaten. 5 tane şampiyonluğu gibi ve Bal Ligi'nde zor bir ligde 5 şampiyonluğu olan bir insan. Ya bizi de Eskişehir Spor'u gerektiği yere getireceğini düşünüyorum. Taraftarların mesaj, maçları ya, bekliyor musun? Kesinlikle. Onlarsa zaten olmaz. Geçen sene benim, yani ne diyeyim, mücadelemdeki en büyük destek onlarındı ya. Onların bir bağırması benim iki koşmam mesela. Öyle diyeyim size. Bizim de yakıtımız taraftar. Aynen, aynen öyle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.